Dersimize hoş geldiniz. Bugün madde ve endüstri ünitesini tek parça halinde anlatacağız. İlk ünitemizi tek parça halinde anlatmıştık zaten. Şimdi son sınavda çıkacak olan son konumuzu tek parça halinde anlatacağız. Tabii hemen bir dipnot düşelim. Madde ve endüstri artık asitler ve bazların sonuna kadar sınavda sorulacak. Sadece oraya kadar anlatacağız. Periyodik sistemin tarihçesinde öncelikle John de Veyrier'ı görüyoruz. Elementleri ilk defa sınıflandırmıştır ve benzer özellikteki elementleri üçlü gruplandırmıştır. Alexander Becquerel ise benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey şeklinde sıralayan kişi olmuştur. John Leavens elementleri sekizlerle gruplandırmıştı. Her elementin kendinden sonra gelen sekiz elemente benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterdiğini söylemişti. Dmitri Mendeleev ise elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamış ve atomları benzer kimyasal özelliklerine göre yatay ve dikey gruplar halinde sıralamıştır. Ve keşfedilmemiş atomların yerinde boş bırakmıştır. Mayer ise Mendeleev ile aynı dönemde benzer şekilde sıralama yapmıştır. Birbirlerinden habersiz olarak benzer periyodik sistem oluşturmuşlardır. Ve son olarak da Henry Moser elementleri atom ağırlıklarına göre değil de atom numarasına göre sıralamıştır. Yani atom ağırlığı derken kütle numarasını kastediyor. Kütle numarası değil de atom numarasına göre sıralamıştır Henry Moser'i ve Gehlen ve Seebock da periyodik tabloda günümüzde kullanılan son şeklini vermiştir. Yani lantanit ve aktinitleri ekleyen kişiler olmuştur. Periyodik tabloda periyodik sistemin özelliklerine bir bakalım. Elementler benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sıralanır. 118 tane element vardır. Şuradan işaretimizi açalım. 7 tane periyot, yatay sıralara periyot diyoruz. 18 tane de grup var. Dikey gruplara da grup diyoruz zaten. Dikey sıralara. Periyot 7 tane olduğunu söyledik. Soldan sağa doğru gittikçe atom numarası ve kütle numarası artar. Katman sayısı ve periyot numarası değişmez. Grup numarası son katmandaki elektron sayısı artar. Metalik özellik azalır. Ametalik özellik artar. Neden? Bakın şu mavili gözüken yerler metal. Yeşiller ara metal. Kahverengiler ametal. O zaman biz sola doğru gittikçe ametalik özelliğin arttığını görüyoruz. Grupta 18 tane A, 10 tane B grubu vardı. Şu arada kalanlar B grubuydu. Buradakiler de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A gruplarıydı. Gruplarda benzer kimyasal özellik gösteren elementler alt alta sıralanmıştır. Mesela metaller alt alta, 1A grubu metalleri. Atom numarası, kütle numarası, katman sayısı, periyot numarası hep artar. 3, 11, 30, 7, 55 diye gidiyor, görüyoruz bunu. Grup numarası ve son katmandaki elektron sayısı değişmez çünkü aynı grupta aşağı iniyoruz. Metalik özellik artar, ametalik özellik ise azalır. Peki elementler kaç grupta inceleniyor? Metal, ametal ve yarı metal olmak üzere 3 grupta inceleniyor. Şimdi metallere bakalım. Büyük bir çoğunluğu periyodik tablonun metal ve sol tarafta bulunuyorlar. İşte demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, altın, cıva, kurşun. Bunlar sodyum. Bunlar bizim en bildiğimiz metallerden birkaç tanesidir. Alüminyum, gümüş. Metallerin özelliklerinde ise şunu görebiliriz. Isı ve elektriği çok çok iyi iletirler, parlaktırlar. Günlük hayatımızda mesela bunları görebiliriz. Bir demir hemen aklımıza gelsin. Cıva dışında bütün metaller katıdır. Bakın cıva burada. Sadece metaller içerisinde sıvı olan cıvadır. İstisnai bir özelliğe sahiptir. Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Sağlamdırlar, serttirler, dayanıklıdırlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ametallerle bir araya gelirse bileşik oluştururlar. Kendi aralarında alışım oluştururlar. Yani bakırla çinko bir araya gelirse tunç, bakırla çinko, özür dilerim, bakırla kalay bir araya gelirse tunç, bakırla çinko bir araya gelirse pirinç, kurşunla kalay bir araya gelirse lehim meydana gelir ve bunlara biz alaşım diyoruz. Metallerin kendi arasında bir araya gelerek yaptıkları homojen karışıma alaşım diyoruz. Ametaller periyodik sistemin sağ tarafında bulunuyor. Oksijen, flor, klor, azot, karbon, kükürt,
helyum, neon bunlar bizim bildiğimiz bazı ametallerdir. Ametaller ısı ve elektriği çoğunlukla iletmezler, neredeyse hiç iletmezler. Mattırlar ama metaller parlaktı. Oda sıcaklığında katı sıvı ya da gaz halinde bulunabilirler. Mesela bir oksijen gaz halindedir. Flor gaz halindedir. Ondan sonra kükürt katı haldedir. Bunu biliyoruz. Kırılgandırlar. Tel levha haline gelemezler. Metallerde ama tel levha haline gelebiliyordu. Bir altın bileziği, bakır süs eşyalarını düşünelim mesela. Ama metallerde böyle bir şey yok. Siz gaz halindeki bir oksijeni tel levha haline getiremezsiniz. Erime ve kaynama noktaları düşük. Kendi aralarında ve metallerle de bileşik oluştururlar. Mesela karbonmonoksit iki tane ametalin bir araya gelerek oluşturduğu bir bileşiktir. Sodyum hidroksit de metalle ametallerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bileşiktir. Yarı metaller oda sıcaklığında katı haldedirler. Mesela bor, silisyum, astatin bunlar en çok duyduğumuz yarı metaller. Parlak veya mat görünümlü olabilirler. Kırılgan değildirler. Bu yüzden işlenebilirler. Zaten işlenebilmesinde mesela silisyum yongalar bu yakın çağın en büyük keşiflerinden birisi olmuştur. Bilgisayarların, telefonların bu kadar küçük hale gelmesi silisyum yongalar sayesinde olmuştur. Çünkü çiplerin üretiminde bu çok etkin bir faktördür. Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi iletirler. Fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak da metallere benzerler. Ve burada bor da çok önemli bir yarı metaldir. Dünyada en fazla bor rezervlerinden biri de bizim ülkemizde ve hayatımızın birçok alanında bor karşımıza çıkar ama en çok bor camlarda duyuyoruz, diş macunlarında ya da temizlik malzemelerinde duyuyoruz ama tabii daha farklı alanları da vardır. Çok geniş alanları var ve geleceğin en önemli madenlerinden biri jet yakıt olarak da kullanılıyor. Bunlar da yarı metallerimiz. Son olarak da soy gazlardan, asal gazlardan bahsedelim. Çok çok eski adıyla necip gazlardan. Soy gazlar normalde bir ametal grubudur. Ama bu çok önemlidir. Kazanımlarda da özellikle bunun üzerinde durmamız vurgulanıyor. Çok iyi bilinmesi gereken başlıklardan birisi. Soy gazlar 8A grubunda yer alan elementlerdir. Helyum, neon, argon bizim bildiğimiz soy gazlardır. Bunlar kripton, ksenon bunlar da var. Parlak değiller, kararlı yapıdadır. Yani asla bir tepkimeye girmezler. Bu yüzden elektron da alıp vermezler. Bunu yapmazsa bileşik de oluşturmaz 8A grupları. Adı gibi soyludur. Yani kendi halinde sessiz sakindir. Burada helyumu biraz dikkat etmek lazım. Helyumun son yörüngesinde iki elektron olduğu için bunu 2A grubu zannediyoruz ama öyle değil. Bu çok tehlikeli. Bir de hidrojen ametal olduğu için metaller tarafındadır. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi devam edelim. Fiziksel ve kimyasal değişim. Fiziksel değişim maddenin çapısındaki değişmedir. Kimyasal değişim ise özür dilerim. Fiziksel değişimde maddenin iç yapısı değişmez ama kimyasal değişimde maddenin iç yapısı değişir. Sadece dış görünüş değişirken iç dış görünüş değişir kimyasal değişimde. Yeni madde oluşmaz, yeni madde oluşur. Renk değişimi ve gaz çıkışı olmaz fiziksel değişimde. Renk değişimi ve gaz çıkışını gözlemleyebiliriz. Çökelme olmaz ama çökelme olabilir kimyasal değişimde. Hal değişimi, ezilme, kırılma, çözünme, elektrik iletme, tel leva haline gelme hepsi birer fiziksel değişim örnektir ama yanma, kararma, küflenme, elektrolit, solunum, fotosentez, kimyasal değişimi birer örnektir. Kimyasal tepkimelerde de element ya da bileşiklerin kimyasal değişimi yeni madde oluşturmasıdır kimyasal tepkime. Kimyasal tepkimelerde atomlar arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. Bakın burada iki tane hidrojen, oksijen yan yana gelip suyu oluşturuyor değil mi? Buradaki bağlar kopup yeni bağlar meydana gelir ve nedir? Sol tarafta yanıcı, yakıcı ve söndürücü yeni özellikle madde meydana geliyor. Zaten kimyasal değişimin en önemli özelliği maddenin halinin değişmesidir. Yani yanıcıyken, yakıcıyken söndürücü oluyor tamamıyla ve eski haline geri dönemiyor. Kimyasal tepkimede giren maddelerle çıkan maddelerin kütleleri eşittir. Mesela bunu biz kütlenin korunumu diyoruz. 32 gram karbon, 16 gram oksijen tepkimeye giriyor, 48 gram oluşuyor. Bakın, giren de 38, 48 gram, çıkan da 48 gram. Atomların türü ve sayısı değişmez. Hidrojen, oksijen girdi, hidrojen, oksijen çıktı. Sodyumla hidroksit girdi, sodyum hidroksit çıktı. Sodyumla klor girdi, sodyumla klor çıktı.
Sadece atomlar arası bağların yeri ve sayısı değişir. Mesela burada 4 tane hidrojen vardır. Bakın burada 2 kere 2, 4, 4 hidrojen var. 2 oksijen, 2 kere 1, 2, 2 hidrojen var. 1 sodyum, 1 klor, 1 sodyum, 1 klor. Bağların yeri ve sayısı değişti. Asitler ve bazlar tatları ekşidir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler ki biz asitler kızartır, bazlar morartır diyoruz bu yüzden. Suda çözünürlüğünde hidrojen iyonu verir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir. Mesela bir limon suyunda biz elektrik akımını iletebiliriz. Yakıcı, tahriş edici ya da parçalayıcı özellikte olabilirler. pH değerleri 0 ile 7 arasındadır. 7 nötr noktası, 0, 7'den 0'a doğru yaklaştıkça asitlik oranı artıyordu. Metallerle tepkimeye girince hidrojen gazı açığa çıkar. Bunu da unutmayalım. Mesela günlük hayatta bir zeytinyağı, domates, aspirin, limon, balık yağı, portakal, çilek bunlar birer asit örneğidir. Kahve. Sanayide kullanılan asitlerde nitrik asitin piyasadaki adı kezzaptır. Gübre patlayıcı yapımında hidroklorik asit, tuz ruhu, demir çelik temizlik maddesinde kullanılıyor. Sülfürik asit, zaç yağı, yapay gübre, akü, boya yapımında kullanılıyor. Asetik asitin diğer adı sirkedir. Tutkal ve sirke yapımında kullanılıyor. Peki gıdalarda bulunan asitler nelerdir? Limonla portakala baktığımız zaman sitrik asiti görüyoruz. Üzümde tartarik asit, süt, yoğurtta laktik asit, hazır meyve sularında benzoik asit vardır. Elma ile armutta malik asit, turşuda asetik asit, gazozda karbonik asit, kolada fosforik asit, karınca da formik asit, reçelde sorbik asit, çilekte de son olarak folik asit bulunur diyoruz. Bunlar günlük hayatta karşılaştığımız asit örnekleriydi. Bazılar tatları acı, asitlerin ekşiydi ama bunlar acıdır. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler ki asitler kızartır, bazılar morartır dedik. Suda çözündüklerinde hidroksit iyonu verirler. Elektrik akımını iletebilirler. Ele kayganlık hissi verir. Mesela bunda deterjanları, sabunu düşünelim. Elimize kayganlık hissi veriyor, şampuanlar. pH değeri 7 ile 14 arasındadır. 7 nötr noktası 14'e yaklaştıkça bazik özellik artar. Diş macunu, sabun, çikolata, ondan sonra mide ilaçları, kan, temizlik malzemeleri, bulaşık deterjanları bunların hepsi bazik özelliktedir. Sanayide kullanılan bazlarda sodyum hidroksit, sut kostik, potasyum hidroksit, potas kostik, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç, amonyak da amonyak olarak kullanılıyor. Suni gübre, boya ve ilaç yapımında kullanılabiliyor. pH ölçeğinde de 7 noktamız nötr. 7'den 14'e gittikçe bazik özellik artıyor. 7'den 0'a doğru gittikçe de asidik özellik artıyor diyoruz. Ve bir pH cetvelinde mesela günlük hayattan örnekler verecek olursak en kuvvetli asitlere sülfürik asit örnek verebilir 0. Yukarı gittikçe asitlik oranı azalacak. Mide asidi 1, limon 2, gazoz 3, domates 4, kahve 5, içme suyu 6, zayıf bir asit. Saf su nötrdür. Ama bizim musluktan içtiğimiz sular saf su değildir. Daha çok laboratuvar ortamlarında kullanılır saf su. Deniz suyu baziktir, zayıf bir bazik. Kabartma tozu, mide ilacı, amonyak, sabun deterjanı, çamaşır suyu ve en kuvvetli, en keskin bazda sodyum hidroksit örneğini verebiliriz. Peki asitle bazları birbirlerine nasıl ayırabiliriz? Bu çok önemli bir konu. Şimdi biz iki tane madde, iki tüp alıp birine asit, birine baz koyduğumuz zaman metil oranj damlattığımızda kırmızı oluyorsa asit, sarı oluyorsa baz. Turnusol kağıdını batırdığımız zaman kırmızı oluyorsa asit, mavi oluyorsa baz. Fenol fitalini damlattığımızda renk değişimi yoksa, renksizse asit, eğer kırmızı oluyorsa baz olur diyoruz. Bize bunu önceden şöyle kodluyorlardı. İşte Metin Oktay sarı kırmızı. Metin Oktay çok ünlü, çok başarılı bir futbolculardan biri. Futbol tarihinde, Türk futbol tarihinde sarı kırmızı Galatasaray, Metin Oktay, Metil Oranj, kısa asitli kırmızı, bazı sarı. Buradan da aklımıza gelebilir. Zaten asitler kızartır, bazılar morartır diyoruz.
turnusol kağıdına böyle aklınıza tutacağız. Fenolftalein de asitte, renksiz, bazda kırmızı. Bir bunu iyice ezberlememiz gerekebilir. Asit ve bazlar maddeler üzerinde olumsuz etkileri de vardır. Metalleri ve mermerleri aşındırabilir asitler. Asitli içecekler çok tüketilirse dişlerimize zarar verir, midemizin asit oranını bozar. Cildi tahriş eder, çok tahriş edebilirler asitler. Hani o yüzden eldiven kullanmakta fayda var. Bazılar porselenin camı kristalleri aşındırır, çizer, matlaştırır. Mesela bulaşık makinesinde sürekli yıkanan bardakları alıp ışıkta baktığımız zaman çizgi çizgi olduğunu görebiliriz. Asit yağmurları kükürt ve azotun atmosferde su buharı ile birleşip nitrik asit ve sülfürik asit oluşturmasıdır. Bu kısmı önemli. Bakın, kükürt dioksit ve azot dioksit fabrika bacalarından ya da egzoz dumanlarıyla gökyüzünde su buharıyla birleşiyor ve nitrik asitle sülfürik asit olarak yeryüzüne asit yağmurları olarak geri geliyorlar. Bunlar bitki örtüsüne ciddi zarar verirler. Göl ve nehirlerin asitlik oranını değiştirdik için buradaki canlılara zarar verirler. Toplam asitlik oranını artırır ve bu da verimsizleşmesine neden olur. Ve tarih eserlerinde aşınmasına neden olur ki mesela biz mermerin üzerine limon damlattığımızda aşınır. Asit yağmurları da aynen tarih eserler üzerine böyle bir etkiye neden olur. Peki asit yağmurlarından nasıl korunacağız? Asit yağmurlarına neden olan gazların atmosfer salınımı azaltılabilir. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanılabilir. Tabii bunun için iyi bir altyapı, teknoloji de gerekiyor. Fabrika bacalarına filtre takılabilir. Takılan filtreler periyodik olarak değiştirilebilir. Son olarak da ağaçlandırma yapılabilir. Ağaçlandırma yapmak en masrafsız ve en kolay işlerden birisidir. Tabii burada var olan ağaçları da korumak bizim için çok çok önemli, asit yağmurlarından korunmak için. Bu üniteye dair anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki ünitede buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.